Hadi bakalım. Vakit geldi. Şimdiden şafağı saymaya başlayayım. Biz ne sayacağız? Asıl şafağı sen sayacaksın. Bak kendine dikkat et oğlum. Yemeğini falan ihmal etme. Zarganalar gibi dönersen külahları değişiriz. Semahat abla. Ana kucağı değil orası. Asker ocağı. Ne verirlerse onu yiyecek işte. Sen de annemin canını sıkma şimdi. Tamam. Ne güzel vedalaşıyorduk şunun şurasında. Hadi anne. Az daha karını unutacaktım. E hadi artık Cemal. En büyük asker bizim asker yapacağız daha. Garibim, Cemal üzülmesin diye gözyaşlarını sakladı. Bir de senin yaptığına bak. Odasına kapandı şimdi. Duymadın mı Aysel? Başı ağrıyormuş kızın. Ya ne demezsin? İşler yine bana kaldı ama. Sofrayı kim toplayacak? Aysel. Masayı kim silecek? Aysel. Bulaşıkları kim yıkayacak? Tabii ki Aysel. Bu evde neyim ben anlamadım ki. Kızım idare et işte. Kocası yeni gitti. Cemal benim kardeşim. Senin de oğlun anne. Bizim de canımız var. E kızım söyleseydin o zaman bana niye konuşuyorsun? Bak ne kadar çabuk geçti zaman. Geldim işte. İnanamıyorum. İnan Feride, inan. Bak. Bunları da sana getirdim. Çarşıdan bir şeyler almış da. Git kızım git. Aysel. İstersen sen de gel. Benim işim olmaz onunla. Nasıl istersen. Şu haline bakılırsa Hatice'ye değil de defileye gidiyor gibisin. Aysel haklı kızım. Artık üstünü başına biraz çeki düzen vermen lazım. Kocan yok başında. Artık bize emanet. Ama hepsi eski giydiklerim. Olsun. Yine de toparlan biraz. Anne iyi. Bunun suyuna gidersen tepemize çıkar vallahi. Çıkmaz çıkmaz. Feride haddini bilir. Cemal'e kaçtığında böyle söylemiyordun ama. Ailesine hayrı olmayanın bize hiç hayrı olmaz diyen sen değil miydin? Hı?
Ailesi mi kaldı Aysel? Kızın bizden başka kimsesi yok. İyi hadi. Fazla gecikme olur mu? Gözün yollarda. Asker mektubu beklersin artık. Daha şimdiden özledim onu. Ama merak etme. Göz açıp kapayana geçiyor işte. Öyle diyorum da... Yavuz abin gelene kadar günleri saya saya bitirememiştim. İnsan hasreti bitirdiğinde... günleri de bitiriyormuş meğer. Merhaba Feride. Merhaba Yavuz abi. Allah kavuştursun. Ne diyeyim? Gitmeden şu Cemal'i bir göremedim ya, ona yanıyorum. Hayrola Yavuz? Sen bu saatte gelmezdin. Araba bozuldu. Tamire verdim. Desene bütün gün evdesin. Aynen öyle. Ya işte böyle Feride'cim. Hasret bitince adamın eve gelmesi bile koyuyor insana. Bütün gün ayak altında. Gel de katlan. Neyse bizi boş ver. Evde durumlar nasıl? Aysel'le aran nasıl? Hala dikenlerini batırıyor mu? İdare ediyoruz işte. Kızım ezdirme kendini. O hastanın tekidir. Alttan alırsan üstüne çıkar. Onu da çağırmıştım ama gelmek istemedi. Bu eve mi gelecek? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Üstelik Yavuz da evde. Tam pişti olurlardı. Bu zamanında Yavuz'a sevdalıymış. Ya önceleri Yavuz da sevmiş ama... Aysel'i biraz tanıyınca aman demiş bizimki. Zor kaçmış. Eskiden de kötü huyluydu. Biz evlendikten sonra daha da karardı. Ona dikkat et Feride. Dikkat et sana bir zarar vermesin. Hala gelmedi. Gelir birazdan. Anne, bu kızı tek başına dışarıya salma bu kadar. Niye ki? Salma işte. Laf olur, dedikodu olur. Her şey olur. Sonra Cemal'e ne deriz? Kızım arkadaşına gitti işte. Böyle başlar hep. Sonra da tutamazsın evde. Bana akıl öğretme Aysel. Ben adamın midesinden geçeni anlarım. Feride, kızım bir daha fazla gecikme olur mu? Ama hava kararmadı daha. Olsun. Merak ediyorum işte. Peki anne. Cemal ne olsun? Hep aynı, bıraktığın gibiyiz. Asıl sen nasılsın? Haberler sende. Karargâhtayım abla. Acemilikten sonra biraz kafamı dinlerim sanıyordum ama... burada daha bile kafa yoruyoruz. Abla, Feride orada mı? Burada değil. Allah Allah. Geçen sefer de yoktu abla. Ben konuşamayacak mıyım bu kızla? Nerede şimdi? Hatice'lere kadar gitti. Ne bileyim ben, haberim yok. Gelince aradığını söylerim. Tamam, peki. Anneme diyeceğim var mı? Peki canım. Bizi düşünen yok tabii. Varsa yoksa... Kimdi arayan? Bir arkadaşım. Arkadaşın mı? Ne o? Benim arkadaşım olamaz mı yani? Yok, onun için değil. Cemal aramıştır diye sevinmiştim. Aman hiç sevinme. Çocuğun seni düşünecek hali mi var? Ay amına. Çok yoruldum.
Pazar değil sanki kıyamet. Kızım bakkalda torbalar kaldı. Bir zahmet alıver onları. Peki anne. Ay. Üstüne bir şeyler giy. Ay. Böyle çıkılmaz. Al işte. Seninki daha şimdiden eve erkek getiriyor. Tamam evladım. Biz hallederiz. Sağ ol. Nasılsın Semahat abla? Ne olsun işte. Bildiğin gibi. Sağ ol Yavuz abi. Hadi iyi günler. Ne yüzle geliyor bu eve he? Ne yüzle? Kızım oldu mu bu yaptığın şimdi? Evli barklı adamların arabasına niye biniyorsun? Yardım etmek istemişti. Yardım etmek istemiş. Feride, kocan askerde. Başında kimse yok. Millet seni bunun arabasında görünce ne der ha? Ne der? Üstelik Aysel'i de üzdü. Ver şunları. Ver. Aysel, onunla aranda geçenleri yeni öğrendim. Bilsem inan... Hiçbir şey bildiğin yok. Bilemezsin. Yıllarca dört duvar arasında yaşamanın ne demek olduğunu bilir misin? Bilmezsin tabii. Peki laf olur, söz olur diye insanların bakışlarından kaçmanın nasıl bir şey olduğunu bilir misin? Sen onu da bilmezsin. O adam benim hayatımla oynadı. Ama senin hayatın güllük gülistanlık geçmiş. Bunu nereden bileceksin ki? Öyle mi sanıyorsun? Bütün gün Cemal'i düşünüyorum. Rüyalarıma giriyor. Ama o bana bir mektubu bile çok gördü. Düşünebiliyor musun? Gittiğinden beri ne aradı ne sordu. Kim bilir? Belki de hak etmişsindir. Bu kadar acımasız olma. Bana kimse acımadı. Sana niye acıyım ki? Cemal'den mektup bekliyorsun ha? Al işte sana mektup. Neredesin Feride? Uzun zamandır yoksun. İnsan bir arar sorar değil mi? Evden dışarı çıkarmıyorlar. Çıkarmıyorlar mı? Sen ne diyorsun Allah aşkına?
Cemal askerdeyken ortalarda dolaşmam uygun değilmiş. Ama bu yaptıkları zalimlik. Cemal'in ailesi benim de ailem gibiydi. Kimsesizliğimi unutturmuşlardı. Ama şimdi... Şimdi kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Yalnız değilsin. Biz her zaman yanındayız. Evladım, hepimiz iyiyiz. O da iyi tabii, ne olacak? Ama bir haber alamıyorum anne. Telefonlara da çıkmıyor. Bilmeden kırdın mı yoksa? Yok evladım. Onu da nereden çıkardın? Dışarı çıkmış. Burada olsa vermez miyim sana? Asıl sen anlat. Nasılsın? Sıkılıyor musun? Bak sıkıştıysan para göndereyim. İyiyim ben anne. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hadi Cemal, içtimaya. Anne, anne kapatmam lazım. İçtimaya çağırıyorlar. Ayşe, çocuk Feride'yi soruyor. Nereye kayboldu bu kız? Nerede olacak? Sokaklarda sürtüyordur işte. Çıkarken nereye gideceğini söylemedi mi? Hatice'lere gitmiştir. Nereden biliyorsun? Kocası eve getirmedi mi geçenlerde? Ondandır herhalde. Feride yenge. Ne haber yenge? Ne olsun Cihan? Asker yolu bekliyoruz. Allah kavuştursun. Neyse, bizimkinin keyfi yerindeymiş. Yazıcı yapmışlar, iyi mi? Öyle mi? Ondan haber alıyor musun? Hayırsızın tekidir ama arıyor yine de namussuz. Ne oldu? Neyin var? Yok. Yok bir şey. Feride! Nerede kaldın? Annem seni soruyor. Dönüyordum işte. Görüşürüz Cihan. Görüşürüz. Ne işi var bunun senin yanında? Karşılaştık. Hadi yürü eve. Alo. Ne haber hayırsız? Ne olsun be Cihan? Günleri sayıyoruz işte. Hoş ver sen oğlum. Sen yine 4 ayak üstüne düşmüşsündür. Baksana şimdiden yazıcı olmuşsun. Artık yakında hava değişimine gelirsin. Burası çok yoğun. Öyle senin sandığın gibi değil. Zaten işlerden başımı kaldıramıyorum. Aslında seni Feride için aradım. Feride mi? Feride'ye evden ulaşamıyorum. Mektuplarıma da cevap vermiyor. Galiba evde bir şeyler dönüyor. Mektubu sana göndereceğim. Ona iletirsin, olur mu? Olmaz mı abi? Sözün benim için emirdir. Peki o zaman. Ben kapatıyorum. Cevabını al, bana bildir. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Feride. Nerede kaldın kızım? Merak ettim. Merak edecek ne var ki? Cihan'la geziyordu. Cihan'la mı geziyordu? Kızım sen çıldırdın mı? Ne biçim konuşuyorsun Aysel? Yolda karşılaştık sadece. Cemal aradı. Cemal mi? İyiymiş. Yazıcı yapmışlar öyle mi? Nereden biliyorsun? Cihan söyledi. Evde olsaydın Cemal'den öğrenirdin bunları. Çocuk hep seni sordu. Ama sen... Ne diyeyim ben sana Feride, ne diyeyim? Cihan söylemiş. Anne, uzaktan görenler onu abimle evli değil de
Cihan'la evli sanırdı. O kadar samimiydiler yani. Cemal, denetleme dosyalarını hazırladın mı? Cemal, sana soruyorum. Komutanım. Dosyalar diyorum. Hazır mı? Hazır komutanım. Bugünlerde seni pek iyi görmüyorum. Sorun nedir? Aile meseleleri komutanım. Aile meseleleri önemlidir. İhmal etmeye gelmez. Eşim. Eşimden bir süredir haber alamıyorum. Aklım biraz da onda. Şu denetimi bir geçelim. Seni mazeret iznine göndereceğim. Canını sıkma, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Feride nerede? Cihan'la buluşmaya gitti. Ne iş varmış onun Cihan'da? Ne işi olacak? Daha önce ne varsa şimdi de o işte. Allah'ım sen bana sabır ver. Rezil edecek bu kız bizi. Rezil etti bile. Gitme dedim ama dinleyen kim? Telefonu kapatır kapatmaz uçuverdi. Kesin bunların arasında eskiden beri bir şey vardı da Cemal gidince cesaret buldular işte. Orada burada buluşuyorlar şimdi. Ben ona gösteririm. Yetti ama artık. Boşuna arama. Bir kuytu bulmuşlardır. Cehennemin dibine girsinler. Bak bakalım çıkarmaz mıyım? Baktı olmayacak. Mektubu bana gönderdi. Emin misin? Cemal bana hiç mektup yollamadı ki. Üstelik ona o kadar yazdım. Vallahi orasını bilemem. Ortada bir gariplik var anlaşılan. Ben görevimi yapayım da. Acilen cevap istiyorum. Feride! Anne! Bana anne deme. Semahat abla ne oluyor? Sen sus. Meğer sen ne alaksız mısın be? Meğer ne yere bakan yürek yakan mısın? Hiç mi utanma yok sende ha? Hiç mi utanma yok? Ne oldu, ben ne yaptım ki? Bir de soruyorsun ha? Seni niye oğluma aldım biliyor musun? Kimin kimsen yok diye. Namuslusun diye. Oğlumu çekip çevirirsin diye. Meğer ne güzel çekip çeviriyormuşsun. Arkasından ne oyunlar çeviriyormuşsun da haberimiz yokmuş meğer. Semahat abla, yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorum ha? Dur bakalım sen. Cemal dönünce yanlışı doğruyu o zaman göreceksin. Sana gelince. Tüh!
Geri dur. Geri dur dedim sana. Bu silah rahmetliden bana kaldı. Onun emaneti. Eğer evine, namusuna göz diken varsa acıma. Çek tetiği alnının ortasına derdi. İşte şimdi evimin namusuna göz diken karşımda. Yanılıyorsun. Bir adım daha atarsan seni acımam gebertirim. İstersen vur, öldür. Ama ne olur dinle beni. Cihan Cemal'den mektup getirmişti. Sadece onun için. Hadi oradan. Beni mi kandıracaksın? Yalancı. Yalan söylemiyorum. Cemal gelince her şey ortaya çıkacak. Çok pişman olacaksın. Ne olur anne, ne olur gireyim içeri. Gidecek bir yerim yok. Ne olur. Siz benim ailemsiniz. İffetsiz kadının ailesi de olmaz. Hadi git işine. Hadi. Feride? Feride ne oldu, neyin var? İyi misin? Hadi kalk. Kalk içeri geçelim. Hadi. Demek bütün gece dışarıdaydın. Peki neden hemen gelmedin? Bilmiyorum. Yürüdüm işte. Kabus gibiydi. Yürürsem uyanırım sandım. Kurtulurum dedim bu korkunç kabustan. Ama hiçbir şey değişmedi. İnanamıyorum Hatice. İnanamıyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Dur şimdi. Sakin ol. Cemal dönene kadar bizde kalırsın. İyi işte, onların kahrını da çekmezsin. Olmaz. Yapamam. Bana inanmalılar. Annemi ikna etmem lazım. Yoksa muhakkak Cemal'i düşman edecekler bana. Ben kötü bir şey yapmadım.
Böyle yaşayamam Hatice. Buna dayanamam. Dur bakalım. Bak Yavuz bir gelsin. Bakalım bir çaresine. Yani Semahat abla bu kadar da saf olamaz artık. İkna ederiz onu. Sen merak etme. Ne yüzle geliyorsunuz buraya? Bizim yüzümüz burada Semahat abla. Peki seninki nerede? Terbiyesizlik etme. Gelinini evden kovmuşsun. Kızcağız bütün gece sokaklarda perişan olmuş. Ayıp değil mi bu yaptığın? Hadi be oradan. Size mi hesap vereceğim? Gidin karşımdan. Yoksa ne olur? Bana da mı silah çekersin? Gerekirse çekerim. Peki. Öyle olsun. Ama bir şartla. Önce şunu bir oku. Neymiş o? Cemal'in mektubu. Al bak. Onun yazısı. Okursan anlayacaksın. Cihan'la göndermiş Feride'ye versin diye. Söylesene, niye bize göndermemiş de Cihan Efendi'yi posta katarı yapmış? Cemal, yengeden hiçbir haber alamadığını söyledi. Telefonlara da çıkmıyormuş. O yüzden mektubu benim vermemi istedi. Kızcağız o yüzden buluşmuş Cihan'la. Semahat abla, vallahi Cemal'in mektubu o. İnanmazsan ona sor. Soracağım zaten. Bu kadar insana inanmıyor musun? Bozacının şahidi Şıracı işte. Bu adama mı inanacaksın anne? Buna mı? Dur bakalım. Ver şunu. Şimdi Feride'yi içeri alacak mısın? Anne! Ya içeri alırsın... ya da Cemal dönünce ona hesap verirsin. Burada yaptıklarına... hepimiz şahidiz. Gir bakalım. Hadi gidelim. Sakın ikna olduğumu sanma. Cemal elbet arayacak beni. Aramazsa ben gideceğim. Eğer oğlumun şerefini lekelediysen benden çekeceğim var. Neden masum olduğuma inanmıyorsun anne? Senden sadece adalet istiyorum. Bu kadar zor mu bana inanmak? Odana git. Adalet istiyormuş. Göz göre göre yalan söylüyor, sen de inanıyorsun. Hepsi yalan söylüyor. Hatice zaten arkadaşı. Yavuz desen adamı nasıl avcuna aldığını gördün. Gördün mü bak nasıl da koruyor Feride'yi. Sen de bir mektuba kanıp her şeyi kabullendin. Ne yapsaydım? Cemal'in yazısıydı. Belli ki
Belli ki Feride'nin elinde böyle bir dünya mektup vardı. Onlardan birini Cihan'ın eline tutuştururdu. Bunu verelim, kandırırız nasıl olsa dedi. Saftır onlar dedi. Kandırdı da. Bir yılan gibi yeniden girdi koynumuza. Sakın kurtulduğunu sanma. Seninle daha işim bitmedi. Güzelliğine güvenip herkesi parmağında oynatıyorsun ama bana sökmez. Anladın mı? Bana sökmez. Kardeşimi de öyle kandırdın. Kardeşini kandırmadım Aysel. Ben onu sevdim. O da beni. Bırak Allah aşkına. Ne sevgisiymiş bu? Doğru. Seni anlaman çok zor. Bir zamanlar ben de sevgiden anlardım. Ama insanlara güvenmeyi bırakalı çok oldu kızım. Artık kimseye güvenmiyorum. Hele senin gibilere hiç. Sen önce Cemal'e yanaştın. Sonra sinsice evimize girdin. İleride annem ölünce bu eve konacaksın. Sonra da kardeşimi fiştekleyip beni kovacaksın. Ama ben bu numaraları yemem kızım. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa öbür gün gideceksin. Ama mutlaka gideceksin bu evden. Saftır onlar dedi. Bir yılan gibi yeniden girdi koynumuza. Kandırdı. Kandırdı. Geç oldu. Kimseyi uyandırmayayım dedim. İnanamıyorum. Öyle yapma ama. Ben buraya seni ağlatmaya gelmedim. Çok özledim seni. Çok. Ben de seni. Cemal'im, inanamıyorum. İnanamıyorum. Hadi rahatla biraz. Mutluluktan ağlıyorum. Seni öyle çok özledim ki. Ben de seni çok özledim. Çok hem de. Hadi ağlama artık. Şükürler olsun geldin. Anlat bakalım. Neden hiç çıkmıyorsun telefonlarıma? Küstürdüm mü seni yoksa? Hayır, hiç küser miyim sana ben? Peki o zaman neden? Neden kaçtın benden? Kaçmadım. Hepsi geçti. Geçti, bitti artık. Hiçbir şeyin önemi yok. Sen yanımdasın ya. Gerisi önemli değil. Seni çok özledim. Ben de. Bir daha senden hiç uzak kalmak istemiyorum. Sen de duydun değil mi? Şükürler olsun geldin. Böyle ahlaksızlık olmaz. Anne odasına erkek almış bu. Telefonlarıma cevap vermiyor. Allah Allah. Mektup yazmayınca. Bu
bunu da yaptı. Artık yanımda. Bunu da yaptı. Bunların bir önemi yok. Ondan her şey beklenir. Bir daha hiç uzak kalmayacağız. Ben gösteririm şimdi onlara. Bak. Bak sana ne getirdim. Karanfiller. Tıpkı düşlerimdeki gibi. Sen gelecektin elinde karanfillerle. Sonra... Yanımdasın. Öyle mutluyum ki. Ahlaksızlar! Oğlumun yatağına erkekleri sokarsın ha? Milleti kandırırsın ha? Bir de masumum dersin. Al işte sana adalet! Al sana adalet! Böyle olacağı belliydi. Kardeşimin yapacağını biz yaptık işte. Bu cihan mı? Neden yaptın anne? Neden? Cemal! Cemal! Oğlum! Cemal'im! Cemal'im! Yavrum! Yavrum! Kalk yavrum! Cemal! Cemal cevap ver yavrum! Cemal! Ne olursun? Oğlum! Cevap ver! Cevap ver! Artık sana cevap veremez! Neden? Kardeşim! Mutlu musun şimdi? Kardeşim! Oğlum! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.